Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Adım Batur Alp Özmen. Kulübümüz olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Google Developer Students Club'da proje takımının koordinatörü olarak görev alıyorum. Bugünkü etkinliğimizde Nursel Hanım'ın katkıları ile LinkedIn hesabımızı nasıl daha etkili bir şekilde hazırlayacağımızı değineceğiz. Etkinliğimiz katılım belgelidir. Yayın esnasında chatte duran linke tıklayarak formu doldurabilirsiniz. O halde hiç vakit kaybetmeden Nursel Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Merhaba Batur Nursel Alp, Hanım çok hoş geldiniz. teşekkürler. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler sunuşun için. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Bizler deyiz. Sahneyi size veriyorum. Buyurun. Tabii ben hemen ekranın paylaşayım ve sunuma başlayayım. Umarım ekranımı görebiliyorsunuzdur. Batur Alp, beni bir teyit edebilirsen harika olur. Evet, ekranınız geldi. Gözüküyor. Tamamdır, süper. O zaman ben vakit kaybetmeden başlayayım. Öncelikle yayında olan herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün LinkedIn profilimizi nasıl daha etkili hazırlayabiliriz, nasıl daha öne çıkarabiliriz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle biz etkinlik öncesinde 2001 kısmıyla tanıştık ama tanışmadığımız arkadaşlar için de hemen kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Nursen Akten ben. Balıkesirliyim. Bandırma'da doğdum, büyüdüm. O yüzden Bandırma'da bir kulüpten de etkinlik teklifi almak beni ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum o yüzden davetleri için Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne. Bandırma'da ilk ve ortaokulu tamamladım. Ondan sonra Balıkesir'de liseyi okudum. Sonrasında üniversite içinde Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne geldim. 2022 yılında da Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu anda Kobanep'te topluluk yöneticisi olarak çalışıyorum. Ben sizin için de faydalı olabileceğini düşündüğüm için Kobanep'ten de biraz bahsetmek istiyorum. Biz Kobanep'te yapay zeka projeleri için veri tanımlama çözümleri sunuyoruz. Bunu da basit bir sistem haline getirdik ve herkesin gelip öğrencilerin de, gençlerin de, ev hanımlarının da, yeni mezunların da, işsizlerin de gelip ek gelir kazanabileceği bir sistem haline getirdik. Kovanep'e gelip bizim nasıl veri etiketlenir eğitimimiz var. O eğitimi tamamladıktan sonra yapay zeka projeleri için veri etiketlemeye başlayarak hem ek gelir elde edebiliyorsunuz hem de yapay zekanın gelişmesine katkıda bulunabiliyorsunuz. Hatta bugün burada olan arkadaşlarımız için de bir kampanyamız var. Arkadaşlarımız birazdan yorumlar kısmında site linkini ve kampanya kodunu paylaşacaklar. Koban.app web sitesine girip oradan Kobanep'e kaydolduğunuzda ve bizi nereden duydun kısmına GDSG bono 100 kodunu yazarak Kobanep'teki ilk projenize özel 100 TL'de bonus kazanabiliyorsunuz. Kobanep'i bir kenara bırakıp hemen ben kendimi anlatmaya devam ediyorum. Ben aslında üniversitedeki ilk zamanlarımdan beri üniversitedeki edindiğim teorik bilginin benim için yeterli olmayacağının farkındaydım. O yüzden de hemen bir arayışa koyuldum aslında. Ne yapabilirim, nasıl deneyim kazanabilirim diye. Bunun için de Zorlu Holding, Fazla Gıda ve Givin'de çeşitli part-time ve staj tecrübeleri edindim. Bu deneyimler gerçekten benim için çok çok önemliydi. Benim şu anki ben olmamı sağlayan deneyimlerdi. Onun dışında öğrenciler için çok güzel fırsatlar var. Umarım siz de bunların farkındasınızdır ve faydalanıyorsunuzdur. Gerçekten biz gençlerin gelişmesi için Türkiye'deki pek çok kurum ve kuruluş çeşitli programlar düzenleyip bize katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Ben de öğrenciyken bunların çoğunda aktif olarak görev aldım. Girişimcilik Vakfı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Yetkin Gençler, Başlangıç Noktası, Arya Genç, Endeavor ve İmecelep bunlardan bazıları. Umarım haberi olmayan arkadaşlarımızın da bugün şu anda burada bu kurumlardan haberi olur ve programlarına katılma fırsatı yakalarlar. Çünkü gerçekten bizi hem profesyonel hayata hazırlamak için hem de kendimizi geliştirmemiz için çok güzel fırsatlar sunuluyor. Umarım herkes de faydalanıyordur. Bugün neler konuşacağız diye bakacak olursak, öncelikle biraz LinkedIn'den bahsedeceğiz. Hem kavramsal hem de konuşamadım burada. Bu hep karışıyor. İstatistiksel olarak LinkedIn'den haberlerden bahsedeceğiz.
Sonrasında LinkedIn profilimizi nasıl daha etkili hale getirebiliriz? Bunu anlatacağım size. Etkili hale getirdiğimiz profilimizde nasıl içerikler üretip kendimizi daha ön plana çıkarıp kişisel markamızı inşa edebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ve iş ve staj ararken LinkedIn'i nasıl kullanabiliriz? Bunu uygulamalı bir case üzerinden anlatacağım. Ben ilk stajımı arkadaşlar LinkedIn'den buldum. Daha üniversite birinci sınıf bile değilim. Üniversite birinci sınıfın ilk haftası falandı yani. O yüzden kendim üzerinden bir uygulamalı case anlatacağım. O zaman hazırsanız hemen LinkedIn'le başlıyoruz. Öncelikle dünyanın en büyük profesyonel sosyal iletişim ağı olan LinkedIn günümüzde milyarlarca kişinin iş arama işine veya iş bulmasına olanak sağlıyor. Her hafta 61 milyon kişi LinkedIn üzerinden iş arıyor. Şu anda 15 milyondan fazla güncel iş ilanı var LinkedIn'de. Ve her bir dakikada 6 kişinin iş alım sürecinde de LinkedIn aktif olarak rol oynuyor diyebiliriz. Ek olarak şu anda 200'den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişi LinkedIn kullanıcısı. Türkiye'de de şu anda bu sayı 14 milyon. Bilmiyorum aranızda henüz LinkedIn hesabı olmayan var mı? Onları da hemen LinkedIn'e davet ediyoruz bu sayıyı daha da arttırmak için. Bu sayı bu arada bundan yaklaşık 2,5 yıl önce 9 milyon civarındaydı. Hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor diyebiliriz. Peki LinkedIn sadece bir iş arama, iş bulma platformu mu? İş bulma sitesi mi? Bence bunu böyle görenler, böyle düşünenler LinkedIn'in sunduğu nimetlerin büyük bir kısmından faydalanamıyor, mahrum kalıyor diyebiliriz. LinkedIn iş ve staj ilanına kolayca ulaşabilmenizin yanı sıra çok önemli bir dijital kimlik platformu. Profesyonel hayatınızı, ilgi alanlarınızı, kariyer hayatınızdaki gelişmeleri paylaşarak LinkedIn'de güzel bir dijital kimlik oluşturabilirsiniz kendinize. Aynı zamanda ağınızın gönderilerini takip ederek, onlara reaksiyon vererek, yorumda bulunarak ağınızla etkileşiminizi de güçlü tutabilir. Onlar hakkında da güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. LinkedIn bize yaptığımız gönderilerle ve yorumlarla network'ümüzün, ağımızın ağıyla da paylaşarak daha büyük kitlelere de kolayca ulaşmamıza ve network'ümüzü büyütmemize bir olanak sağlıyor. Bunu da daha çok kişiye ulaşmak için kullanabilirsiniz. LinkedIn Learning'i bilmiyorum daha önce duyanlarınız var mı? LinkedIn Learning'de de kariyer gelişimi için, kişisel gelişim için çeşitli eğitimler var. LinkedIn Learning ile gelişiminizi desteklemeye devam edebilirsiniz. Eğer bir girişimciyseniz, bir projeniz varsa ve ekip arkadaşı arıyorsanız da yine LinkedIn ekip arkadaşı bulmanız da size destek olacaktır. LinkedIn'in faydalarını gördük. O zaman hız kaybetmeden hemen bir profilimizi nasıl oluşturabiliriz? Ona bakalım. Bu sayfa arkadaşlar LinkedIn Search arama kısmında benim adımı Nursen Akden'i yazınca karşınıza ilk çıkan sayfa. Burada gördüğünüz başlık kısmına eğer birden fazla ekipte birden fazla rol üstleniyorsanız onların hepsini böyle aralarına işaretler koyarak yazabilirsiniz. Hangisinin görünmesini istiyorsanız. LinkedIn'de ilk kaydolduğumuzda random rastgele bir URL verecek. O URL'i de buradan gelip kişiselleştirerek ben adım soyadım olarak güncelledim. Sizin de adınız soyadınız olarak güncellemenizi öneririm. Buradaki profili linki güncelleyerek daha kolay aranınca bulunmanızı sağlayabilirsiniz. Bu arada burada Türkçe karakterler rastgele olarak çıkıyor. Yani adınızda eğer Türkçe karakter varsa Ç, Ü, Ö gibi onları da yabancı karakter olarak koyabilirsiniz. O zaman daha kolay bulunabilirsiniz. Diğer bir konu da LinkedIn'deki profil fotoğrafınız. LinkedIn'deki profil fotoğrafınızın net olmasına, güncel olmasına önem göstermeniz gerekiyor ki online'da kurduğunuz bağlantılarla yüz yüze karşılaştığınızda da kendinizi tanınabilin. O yüzden buradaki profil fotoğrafınızın da güncel olması çok çok önemli. Sayfada biraz aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar bize hakkında ve öne çıkarılanlar kısmı karşılıyor.
Hakkında kısmında kimsiniz, neler yapıyorsunuz, yetkinlikleriniz neler, hangi alanlara ilgi duyuyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz gibi şeyleri ekleyerek kendinizi sayfanızı, profilinizi ziyaret edenlere tanıtabilirsiniz. Aynı zamanda hakkında kısmı eklediğinizde LinkedIn algoritmaları sizi daha da öne çıkarıp profilinizin daha çok görüntülenmesini sağlayacaktır. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Öne çıkanlar kısmında da profilinizi ilk defa ziyaret eden kişilerin karşısına çıkmasını istediğiniz gönderilerinizi paylaşabilirsiniz öne çıkanlar kısmında. Bu da aslında sizin bir nevi sergi alanınız diyebiliriz. LinkedIn profilimizi doldurduk. Profilimizi oluşturduk. Güzel stajlara kabul aldık. Güzel deneyimler edindik. Bunları nasıl sergileyeceğiz diyorsanız da hemen deneyim kısmından bahsedeyim size. Deneyim kısmında çalıştığınız şirketi, o şirkette elde ettiğiniz rolü, o şirkette gerçekleştirdiğiniz rolü, işe başlama ve işten çıkış tarihlerinizi, ek olarak oradaki aldığınız sorumlulukları, projeleri yansıtan bilgileri de ekleyebilirsiniz. Ama sizden bir ricam, buraya pozisyonunuzla ilgili eklediğiniz bilgi kısmının karşınızdakini sıkacak kadar uzun olmaması, özet bir bilgi olması, aynı zamanda da ilgi çekici ve merak uyandırıcı olması ki kişiler sizinle bu konuda etkileşime geçmek istesinler. Deneyimin biraz altına indiğimizde de eğitim kısmı bizi karşılıyor. Burada hangi okulda okuyorsunuz, bölümünüz nedir, okula ne zaman başladınız, üniversitede hangi kulüplerde aktifsiniz onları buradan paylaşabiliyorsunuz. Okul dışındaki katıldığınız eğitimleri, etkinlikleri, aldığınız sertifikaları nerede paylaşacağım diye düşünüyorsanız da onun için lisanslar ve sertifikalar kısmı bizi bekliyor. Burada aldığınız eğitimlerin sertifikalarını paylaşıp yine yetkinliklerinizi gösterebiliyorsunuz. Hepimiz aktif birer vatandaşız. Bir diğer önemli kısım da deneyim ve eğitim dışında toplum için neler yaptığımız. Burada çalıştığınız gönüllü organizasyonları paylaşabilirsiniz. O organizasyonlarda aldığınız rolleri, o organizasyonların kısa tanımlarını paylaşabilirsiniz. Ben mesela yetkin gençlerde takım liderliği yaptım. Onu, orada yaptığım işleri ve yetkin gençlerin ne olduğunu kısaca açıklamada bahsettim. Onun dışında benim en çok sevdiğim kısımlardan biri incelemeyi, gezinmeyi gerçekten çok seviyorum burada. Beceriler ve onaylar kısmı. Burada da gerek yaptığınız işlerden veya aldığınız eğitimlerden edindiğiniz yetkinlikleri veya dışarıda kendi çabalarınızla edindiğiniz yetkinlikleri, becerileri paylaşabilirsiniz. Bu becerileri ekip arkadaşlarınızın, okul arkadaşlarınızın onaylaması veya LinkedIn'in bize sunduğu quiz kısmından bu becerilerin onaylamanız da güvenilirliğini arttıracaktır buranın. Onu söyleyebilirim size. Evet arkadaşlar, LinkedIn profilimizi oluşturduk. Ağımızı nasıl büyüteceğiz? Bunun için de LinkedIn algoritması devreye giriyor. Eklediğiniz ilgi alanlarına, eğitiminize, eğitim dışındaki faaliyetlerinize göre ve veya işinize çalıştığınız şirketlere göre size öneriler sunuyor. Burada mesela görebilirsiniz, ben yetkin gençlerde görev aldım ve hemen burada yetkin gençlerle bağlantı kurabileceğim arkadaşlar karşıma çıkıyor. Siz de buradan ortak ilgi alanlarını, ortak deneyimleri paylaştığınız insanları ekleyip ağınızı geliştirebiliyorsunuz. Bir diğer ağınızı büyütme yönteminiz ise katıldığınız etkinliklerde mesela veya eğitimlerde birisiyle tanıştınız, birisinin konuşmasını dinlediniz. Ona davet bağlantısı gönderirken kısa bir mesaj atabilirsiniz. İşte o ben etkinliğe katıldım, konuşmanız benim için çok değerliydi, çok teşekkürler. Bağlantımızı da sizinle LinkedIn aracılığıyla da devam ettirmek isterim diye. Veya bir eğitime gideceksiniz ve o eğitimin listesinde birisini gördünüz. Orada o kişiyle tanışmak istiyorsunuz. Öncesinde ona yazabilirsiniz. Merhabalar, işte ben önümüzdeki hafta gerçekleşecek X etkinliğine katılacağım. Sizin de orada olacağınızı görüyorum. Etkinlik süresinde müsait olduğunuz bir zamanda konuşmayı, tanışmayı çok isterim. LinkedIn aracılığıyla da bağlantımızı ilk önce buradan kurmak istedim şeklinde. Burada insanlara dokunmak gerçekten
önemli bir nokta. Bunu sadece sosyal bir ağ, internetten bir ağ olarak görmeyin LinkedIn'i. Size gerçekten çok çok önemli kapılar açacak bir yer. O yüzden buradaki ilişkilerinizi, iletişiminizi de en güzel şekilde kurmanız, tutmanız önemli. Onu söyleyebilirim. Peki, LinkedIn profilimizi oluşturduk, bağlantılarımızı kurduk. Nasıl görünür olacağız? Neler yapacağız? Bunun için en önemli şey bence içerik üretmek, içerik üretmek, içerik üretmek. Gerçekten sosyal medyadaki dijital kimliğinizi oluşturmak, içerikler paylaşmak çok çok önemli görünür olmak, akılda kalmak için. Peki ben siz öğrenciler olarak nasıl içerikler üretebilirsiniz diye soracak olursanız da öncelikle arkadaşlar şunu unutmayalım. LinkedIn bir Instagram, TikTok veya Twitter X değil. O yüzden burası bir kariyer paylaşım platformu. Kariyer için profesyonel bir sosyal ağ. Kariyer paylaşımları yapmak burada. Kariyer gelişimi alanında paylaşımlar yapmak oldukça önemli. Kariyer hayatınızdaki güncellemeleri paylaşabilirsiniz. Bir işe başladınız, bir staja başladınız. Onu paylaşabilirsiniz. Ekstradan edindiğiniz deneyimleri paylaşabilirsiniz. Bir projede aldığınız bir ödevde mesela yaptığınız bir ödevde veya işte ürettiğiniz bir içeriği paylaşabilirsiniz eğer içerik üretiyorsanız. Mesela ben Medium platformunda içerikler üretiyorum. Onları paylaşıyorum. Onları paylaşabilirsiniz. Onun dışında katıldığınız etkinliklerden, okuduğunuz makalelerden, raporlardan kazanımlarınızı paylaşabilirsiniz. Faydalı bulduğunuz kaynakları paylaşabilirsiniz. Ama buradaki en önemli şey o faydalı bulduğunuz kaynağı sadece paylaşmak değil de oradan neler öğrendiniz, neler kazandınız, katıldığınız eğitimden neler öğrendiniz, onları paylaşmak. Aslında burada insanlar sizin ne düşündüğünüzü de merak edip onu da görmek istiyorlar. Onu söyleyebilirim. Hemen mesela benim paylaştığım içerik örneklerine gelecek olursak bu 2 yıl önceden bir paylaşım. İş değiştirirken 2 yıl önce o işte edindiğim tecrübeleri, deneyimleri paylaştım. Ekstradan kariyer hayatıma nasıl devam edeceğimi ağımla paylaştım, bildirdiğim bir gönderi görebilirsiniz. Burada okuldan mezun olduğumda paylaşmıştım bunu da. Öğrencilik hayatım boyunca neler yaptım? Nerelerde görev aldım, bitirme tezimi hangi konuda yazdım, onu ağımla paylaştım. Böylece insanlar sizin aslında nasıl çalışmalar yaptığınızı görüp eğer ileride bir pozisyon olursa şirketimde yapacağım işte veya arkadaşımın bir pozisyonu olursa burada ona nasıl Nursena'ya yardımcı olabilirim bunu düşünüyorlar insanlar. LinkedIn'de gerçekten yani 6 adım diye bir şey var aslında. Ulaşmak istediğiniz bir kişiye LinkedIn'de 6 adımda ulaşabiliyorsunuz ki mesela bir bağlantınızın bağlantısı, bağlantınızın bağlantısı onun bağlantısı olabiliyor. O yüzden buradaki ulaşılabilirlik oldukça kolay. Onun dışında deneyim paylaşın demiştim. Deneyimlerde mesela biz burada Kovan'da yaptığımız bir projeyi de neler kazandım. Onları anlattığım bir paylaşımı görebilirsiniz. Onun dışında yine gönüllü çalışmalarınızdaki deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Biz yetkenli bir faaliyet raporu hazırlamıştık. Benim ilk faaliyet raporu hazırlama tecrübem. Burada o tecrübeyi paylaşıp bu tecrübede neler hissettiklerimi paylaşmıştım. Yine dediğim gibi sizin kazanımlarınızın içinde olması çok çok önemli. Mesela bir etkinliğe katıldınız. Ben yine geçtiğimiz yıl bir etkinliğe katılmıştım. O etkinliği dinledim. Evet, bu etkinliğe katıldım dinledimin yanında bu etkinlikte bunlar konuşuldu. Ben bunlardan şunları çıkardım ve işte bu bence çok önemliydi gibi şeyleri paylaşmanızda ağınızın aslında sizin bakış açınızı da öğrenmesi için güzel bir fırsat diyebilirim. Yani içerik olarak paylaşabileceğiniz çok şey var. Bu arada etkinliğin sonunda da yine bir kitap önereceğim. Ertuğrul Belen'in LinkedIn ile Networking adında bir kitabı var. Bence bu süreçte hani çok detaylı, çok önemli bir kaynak. Onu da okuyabilirsiniz. LinkedIn bana neler kattı kısmına gelecek olursak da aslında LinkedIn bana kişisel bir marka, çok güçlü bir networking dışında neler kattı? Şöyle söyleyebilirim aslında ben üniversite hazırlıktayken sunumun en başında da söylediğim gibi okuldaki teorik bilginin benim için yeterli olmayacağının farkındaydım ve bunun için de neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Yani staj yapmak güzel bir alternatif olabilirdi benim için.
Ama henüz daha birinci sınıf bile değildim ve şey düşündüm yani kim bana neden staj versin ki? Hiçbir deneyimim yok, hiçbir şey bilmiyorum. Önümde üçüncü, dördüncü sınıflar var. Onun dışında şu geldi aklıma, yani burada önemli olan şey aslında benim öğrenme motivasyonumdu. Öğrenme motivasyonumla nereden nasıl başlayabilirim düşündüm. Ve bir mentorumla konuştuğumda girişimlerde staj yapmanın benim için iyi olabileceğini söyledim. Sonrasında ben girişimleri aramaya başladım. İşte 17 tane ilgimi çekebilecek girişim listeledim. Ve o girişimlere baktım, kariyer sitelerinde ilanları var mı? Kariyer sitelerinde ilanları yoktu. Ondan sonra gittim bu girişimlerin kurucularına veya o ekipte insan kaynakları olarak çalışabilecek kişilere LinkedIn'den ekledim. Ondan sonra gittim onlara teker teker mesaj attım. İşte ben Nur sana şunu yapıyorum. Girişiminizi şurada tanıdım. Benim çözdüğünüz sorun benim şu konuda ilgimi çekti. Benim motivasyonum bu. Bu nedenle girişimlerde çalışmak istiyorum diye onlara mesajlar attım. 17 tane mesaj attım toplam. Bu 17 mesajın 10 tanesi LinkedIn'in uzay boşluğunda kayboldu. Hiç dönüş bile almadı. 4 tanesi daha deneyimli öğrencilerle çalışmak istediklerini bildirdiler. Orada da yine elendim. 3 tanesi de mülakat için beni davet etti. Bunlardan bir tanesi de ilk stajım, ilk işim olan Given. Given'in kurucusu Başak beni ekip arkadaşına yönlendirdi ve oradaki öğrenme motivasyonumla, her işi yapma isteğimle aslında bir an önce bir yere başlama isteğimle o staja kabul aldım. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Bunu gayet yapabiliyorsunuz. LinkedIn'de staj aradınız, iş aradınız, bulamadınız. Bu sefer iletişime geçmeye çalışın. Çünkü LinkedIn iletişim alanında gerçekten bize çok güzel bir fırsat sunuyor. Bence en önemli şey iletişim ve sizin motivasyonunuz yılmadan tekrar tekrar denemeniz. Aslında 17 girişimin 10'undan ben ilk tek tek sırayla atmaya başladım bu arada mesajları. İlk 4'ünden 5'inden falan hiç cevap almadım. Onlardan cevap almadım diye bıraksaydım şu anda bilmiyorum ne olurdu. Yani benim hayatımda çok önemli noktalardan birisi. O yüzden yılmadan denemeye devam. Burada LinkedIn'de bize çok güzel imkanlar sunuyor. Buradan bol bol faydalanın bence. LinkedIn Jobs kısmı, LinkedIn iş ilanları kısmında staj bulabilmeniz için gerçekten önemli. Burada yine yetkinlikleri o konuda doldurmanızın ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada yetkinliklere göre bir eleme yapıyorlar. Orada yetkinliklerinizin de ilanla eşleştiğini görmek bence önemli. Yetkinlikler kısmını o yüzden boş geçmeyin. Beceriler ve yetkinlikler kısmını. Onun dışında bana zaten ekstra bir sorunuz olursa nereden nasıl ulaşabileceğinizi bence artık biliyorsunuz. LinkedIn'den her zaman ulaşabilirsiniz. Ama bugün de sorularınız varsa yine cevaplamayı çok isterim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Nursel Hanım, ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Çok Sorunuz teşekkürler. varsa arkadaşlar chat'e yazabilirsiniz. Benim öncesinde sormak istediğim birkaç tane soru vardı. Onları sorayım. Öğrencilik hayatınızın başında olsaydınız LinkedIn hesabınızı nasıl kullanırdınız? Ne yapardınız? Ya ben aynı şu anda olduğu gibi kullanırdım. Daha çok içerik üretirdim bu arada. Çünkü gerçekten içerik üretmek çok çok önemli LinkedIn'de ve ben mesela o zamanlar daha çok sürdürülebilirlik ve sosyal etki alanında içerikler üretiyordum. Onlara devam ederdim. Kendinize bir alan belirleyip orada uzmanlaşmak çok çok önemli. Evet her şey hakkında bilgi sahibi olalım ama bir alan belirleyip orada uzmanlaşalım. Orada mesela şu anda LinkedIn'in newsletter, bülten özelliği var. Ben üniversite zamanındayken onlar yoktu. Onları kullanırdım şu anda öğrenci olsaydım. Oradaki içerik, kendi uzmanlaştığım nişimde, alanımda oradan içerikleri üretip insanlara daha toplu bir bilgi kaynağı sunardım. Onu kullanabilirdim ama onun dışında yaptıklarımın aynısını yapmaya devam ederim. Yani istikrarlı bir şekilde içerik üretmek çok çok önemli. Peki hani içerikten kastınız ne tam olarak? Bir yeri gezdiğimizde o gezdiğimiz yeri paylaşmak çok da mantıklı olmaz LinkedIn gibi bir yerde. Yaptığımız bir Yani projeyi belki kesinlikle. paylaşabiliriz veyahut da aldığımız bir sertifikayı paylaşabiliriz. Tam olarak bunun içeriği ne oluyor?
Kesinlikle öyle. Hani gezdiğiniz yerleri değil de sunumda da bahsettiğim gibi aslında. Mesela kariyer hayatınızda bir gelişme oldu. Yeni bir işe başladınız. İş yerinde bir proje yaptınız. O projede kazanımlarınız. Bir eğitime katıldınız. Eğitimden öğrendikleriniz. Bir sertifika aldınız. O sertifikayı alırken geçirdiğimiz süreç. Bir gönüllü deneyimde bulunduğunuz. O gönüllü deneyimin çıktıları. Böyle şeyleri paylaşabilirsiniz. Yani dediğim gibi genelde kariyer hayatınızla ilgili şeyler, bir eğitime katıldınız, etkinliğe katıldınız, o etkinlikte neler konuşuldu ve siz buradan neler çıkardınız kendinize, onları paylaşabilirsiniz. Anladım. Bir sorum da olacaktı. LinkedIn Premium gerçekten profilimizi öne çıkartıyor mu? Yani almamıza gerek var mı? Şöyle çıkarıyor bence. Yani özellikle iş ilanlarına başvuru yaptığınız zamanlarda çıkardığını ben arkadaşlarım tarafından da gördüm. Daha kolay bir şekilde dönüş aldılar yaptıkları başvurulardan. Ekstradan şey de önemli. Mesela şu anda şeylerin hepsini göremiyorsunuz. İş ilanları hangi yetkinliklerde alım yapıyor? Onların hepsini göremiyorsunuz. Onları da paylaşabilirsiniz. Yani oradan da LinkedIn Premium alıp daha kolay görüp kendiniz de ona göre de geliştirebilirsiniz. Anladım. Birkaç soru geldi. Onları geçiyorum yavaş yavaş. Tabii ki. Yeni arkadaşımız bir soru sormuş. İşverenler LinkedIn profilinde en çok nelere dikkat ediyor? Şöyle aslında yine LinkedIn profilinde düzenli bir LinkedIn profili olması çok çok önemli. Söylediğim gibi yine yetkinlikler, beceriler çok önemli. Çünkü aslında o iş ilanını verirken işverenin aklında şu yetkinliklerin olması benim aradığım pozisyon için uygundur diye de bir filtre oluşuyor. Onları kullanmak yine sizin ön plana çıkar o iş ilanı için, işveren için. Ekstradan yine sizin o profile ne kadar zaman harcadığınız, içerik ürettiğiniz, neler yaptığınız da önemli. Hakkında kısmında mesela hangi pozisyonda çalışmak istiyorsanız onunla ilgili şeyler yazabilirsiniz veya kariyerinizi ne alanda şekillendirmek istiyorsanız onunla ilgili şeyler yazabilirsiniz. Yine LinkedIn'de çalışmak istediğiniz alanla ilgili de içerikler üretebilirsiniz. Mesela işte yapay zeka alanında çalışıyorsanız onun hakkında eğitimlere katılıp, etkinliklere katılıp oradan neler öğrendiniz onları paylaşabilirsiniz. Ki işverenler de burada şey görürler yani bu kişi evet biz yapay zeka alanında bir iş ilanı verdik ve evet bu kişi gerçekten yapay zeka alanında bir şeyler yapıyor. Kendini geliştirmek istiyor, çalışıyor, aradığımız yetkinliklere sahip. Onları görmeleri çok çok önemli. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. LinkedIn üzerinden gelen bağlantı isteklerini kabul etmek ne kadar sağlıklı? Bu güzel bir soru. Yani bütün herkesi kabul edelim mi? Daha çok kendi ilgi alanımızda olan insanları mı kabul edelim? Ya şöyle, LinkedIn'de sonuçta sizin bir network'ünüz. Yani hiç tanımadığınız kişiler de olmamalı bence orada. Tanışmak istediğiniz kişiler olabilir. Benzer çalışmalar yaptığınız kişiler olabilir. İlgi duyduğunuz bir alanda paylaşım yapan kişiler olabilir. Onlarla bağlantı kurmanız önemli. Ama herkesi kabul ettikten sonra bir noktadan sonra şey oluyor yani. Hiç tanımadığım, hiç benim için faydalı olmayacak bir sürü insan olmuş oluyor profilinizde. O da bir karmaşaya neden oluyor. Nasıl hani Instagram'da çok fazla kişiyi takip edip böyle hikayeler ve gönderiler arasında kayboluyorsanız LinkedIn'de de aynı o şekilde oluyor. Daha çok böyle ilgi alanımızı çekecek, onların paylaştığı gönderilere ulaşamayacağımız anlamına geliyor, yanlış anlamadıysam. Evet, ilgi alanınızda olan kişilerin paylaştığı gönderileri bulmanız daha zor olacak yani. Nasıl örnek verebilirim onu düşünüyorum burada. Mesela ders notları var bir sürü. Siz sınav için bir dersin notlarını arıyorsunuz masanızda. Ama o kağıtların arasında yani kayboluyorsunuz. Onun gibi düşünebilirsin. Anladım. Diğer soruya geçiyorum. Mehmet arkadaşımız yazmış. Nursena hocam iyi akşamlar. Acaba 17 mesajın 10 tanesinin uzay boşluğunda kaybolmaması için yapabileceğimiz bir şey var mı? Burada sanırım dediğiniz gibi geri dönülmeyen mesajlar kastedilmiş. Ya şöyle orada şey yapabilirsiniz. Tekrar bir hatırlatma mesajı atabilirsiniz. O var. Ekstradan o kişinin ilgisini çekebilecek şeylere yoğunlaşabilirsiniz orada. Veya yani o mesajların bence dönülmemesinin büyük bir nedeni oradaki o andaki o kişilerin çok yoğun olmasıydı veya o kişilerin ilgili kişiler olmamasıydı. O yüzden ilgili kişileri bulmakta fayda var. Mesela ben bir girişimin kurucusuna yazdıysam ve
o girişimin insan kaynakları ekibinde birileri varsa kurucu ben stajyer ölüm mesajıyla ilgilenmez. Onu ben insan kaynaklarına atmalıydım. Orada doğru kişileri bulmak, doğru kişilerle temas etmek çok çok önemli ne istediğinize göre. Anladım. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. İyi akşamlar Nursana Hanım. LinkedIn Skill Assessment nedir? Profilimize katkısı ne ölçüde olmaktadır? Bu yetkinliği gösterme işlemini nereden nasıl yaparız? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki skill assessment kısmı aslında bahsettiğim bu becerilerinizi onaylama quizleri. Onları da yine eklediğiniz beceriler karşısında size LinkedIn'in sunduğu şeyler. Bence önemli şu, orada bir yetkinlik ekliyorsunuz siz. Ben istediğim her şeyi ekleyebilirim oraya yani. Hiç alakasız bir sürü şey ekleyebilirim. İşte yazılım bilmiyorumdur, giderim yazılım dili eklerim. Ama o skill assessment'ı çözmediğinizde karşınızdaki kişi şey diyebilir. Ya bu hani yetkinliği eklemiş ama hiç kimse bunu onaylamamış da gidip bir skill assessment da çözmemiş. Yani emin değilim bu şeyi biliyor mu? Bu eklediğini biliyor mu? Bu becerisi var mı? O yüzden hani güvenilirliği arttırmak için bu çok çok önemli. O yüzden skill assessment'ları çözebiliyorsanız çözmekte ve ekstradan ekip arkadaşlarınıza bunu onaylatmakta bence gerekli diye düşünüyorum Teşekkür ederiz. ben. Rica ederim. Bir sorumuz daha var. LinkedIn'de paylaştığımız etkinlik, katılım sertifikalarının profilimize bir katkısı var mı? Her etkinliği veya sertifikayı paylaşmak ne kadar sağlıklı? Şöyle bu çok güzel bir soru bence. Ben de her etkinliği ve sertifikayı paylaşmak biraz daha şey oluyor. İlgi alanını da dağıtıyor gibi geliyor bana. Yani buradaki önemli olan şey özellikle lisanslar ve sertifikalar kısmında gerçekten geçerli olan sertifikaları paylaşmak. Çünkü şeydir bu, hep söylenir hani bir insan kaynaklarının sizin CV'nize bakma süresi 30-40 saniye. 30-40 saniyede istediğine erişemiyorsa bu kişi CV'nize ne eklerseniz ekleyin hiçbir önemi yok. 30-40 saniyede onu görmeli. LinkedIn'de bence aynı şekilde. Bir kişinin profilinize bakması yani maksimum bir dakikayı geçmez. O yüzden de sizin yani her etkinliği, her sertifikayı eklemeniz de burada bir kalabalık yapacaktır ve aslında ön plana çıkartmak istediğiniz şeyin kaybolmasına neden olacaktır. O yüzden ön plana çıkarmak istediğiniz şeyleri eklemeniz burada bence daha değerli, daha kıymetli. Ona göre bir kendi aslında şeyinizi belirleyip burada ben kimim, kim olacağım, bunun için neler yapmalıyım belirleyip oradan bir LinkedIn profili oluşturmanız bence daha kıymetli. Teşekkürler. Benim tekrardan bir sorum olacak. Bir işveren olaraktan profilimizi nasıl düzenleyebiliriz? Ya da şirketin sayfasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor sizce? Şöyle şirket sayfasının bence kesinlikle bir profil olarak değil de şirket sayfası olarak konumlandırılması önemli. Ek olarak yine şirket hakkındaki açıklamalar kısmı burada önemli. Şirketin ulaşılabilir bağlantıları varsa, web sitesi varsa onun eklenmesi. Yine şirket olarak neler yapıyorsunuz? Mesela işverenseniz bu profil sizin işe almanıza yönelikse ekibiniz neler yapıyor? Ben bu ekipte olmayı neden isteyeyim? O soru bence çok kıymetli. Bunun içinde şey var, Google nasıl yönetiliyor diye bir kitap var. Bence çok güzel anlatıyor. Neden tüm insanlar Google'da çalışmak istiyor? Yine onu bir referans olarak alabilirsiniz kendinize. Burada gerçekten yani insanlar neden sizinle çalışmak istiyorsun? Bir de şöyle 2-3 konu var burada. Siz bir işveren olarak mı kullanacaksınız o LinkedIn sayfasını? Yoksa ürününüzü satmak için bir satış aracı olarak mı kullanacaksınız? Yani ikisi için de kullanabilirsiniz. Bu arada ikisi için birlikte de kullanabilirsiniz. Onun için post dağılımlarınızı, şirket sayfasında paylaşacağınız post dağılımlarınızı ona göre hazırlamanız gerekiyor. Mesela işte satış için kullanacaksanız veya hem satış hem işe almak için beraber kullanacaksanız bir postunuzu yaptığınız bir satışla ilgili use case paylaşırken bir postunuzu bizim ekibimiz işte şunları yapıyor. Ekibimizde kişileri tanıyalım gibi şeyler için kullanabilirsiniz. Burada da aslında ne için kullanacağınız bu paylaşımları şirket sayfasının nasıl konumlandırılacağını değiştiriyor. Anladım. Teşekkür ederim. Diğer sorumuza Rica ederim. geçiyorum.
Nursene Hanım merhaba. Profil fotoğrafımızın resmi mi olmalı yoksa selfie tarzı daha rahat fotoğrafta kullanabilir miyiz? Ya şöyle, aslında bence biraz resmi olmalı. Çünkü yani bir etkinlikte dinlemiştim yine onu. İnsanlar sizin kim olduğunuzu görmek istiyorlar orada. Selfie'de mesela yüzünüzün yarısı çıkıp yarısı çıkmadığında bu çok doğru olmaz. Karşıdan çekilip hani yine kıyafet olarak da uygun bir kıyafetle olması bence burada gayet güzel olur. Tanınabileceğiniz şekilde olmalı en önemlisi. Anladım. Diğer soruya geçiyorum. Özgeçmişimizde ya da paylaştığımız içeriklerde kullanmamız gereken anahtar kelimeler var mı? Bu da tamamen hangi alana yönelmek istediğinizle ilgili. Yani sürdürülebilirlik alanına yönelmek istiyorsanız sürdürülebilirlikle ilgili anahtar kelimeler olmalı. Paylaştığınız içeriklerde sürdürülebilirlik alanındaki içerikler paylaşmalısınız. Yapay zeka alanına yönelmek istiyorsanız yapay zeka alanı ile ilgili içerikler paylaşmalısınız. Bu tamamen hangi alana yönelmek istediğinizle ilgili ama tabii ki anahtar kelimeler SEO için çok çok önemli. O yüzden anahtar kelimeler mutlaka olmalı ilgi alanıyla ilgili. Diğer soruya geçiyorum. LinkedIn profil çerçeveleri gerçekten işe yarıyor mu? Şöyle, bu konuda net bir bilgi sahibi değilim ama şeyde yaradığını biliyorum. Hiring'de işe yaradığını biliyorum çünkü ben de kullanmıştım zamanında. Orada da şey oluyor. Mesela benim bağlantılarım bir arayışta olduğumu görüp, bir ekip arkadaşı arayışında olduğumu görüp etrafındaki kişilere bana önerebiliyorlar. Ama Open to Work'ı hiç kullanmadım. O yüzden bilmiyorum bir etkisi oluyor mu? Anladım. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı? Biraz bekleyelim. Eğer soru yoksa yayını sonlandırabiliriz. Olur. Ben 2 senedir Open Work'ın faydasını görmedim diye bir yorum var. Bunun için belki de doğru anahtar kelimeleri kullanmıyor olabilirsin belki Mehmet. Yani doğru şekilde konumlamamış olabilirsin profilini. Onu bir tekrar gözden geçirebilirsin. Bunun için de bence çok değerli. Mesela erişmek istediğiniz noktada kimler var? Onlar profillerini nasıl kullanıyorlar? Bunlara bakıp onlardan örnek almak, birebir kopyalamak değil bu arada söylediğim kesinlikle, örnek almak. Ona göre kendi özgün içeriklerinizi üretmek de çok faydalı olur. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı? Sanırım yok gibi. Etkinimize katıldığınız ve bizi aydınlattığınız için çok çok teşekkür ederiz Nursel Hanım. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bu arada arkadaşlar, hepinizi de Kovanep'e bekliyoruz. Evet, linkleri tekrardan bir paylaşalım isterseniz. Süper olur. O halde kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.